Bir evet, anlatın bakayım. Bir anlat. Evet. Ne anlatayım şimdi? Nerede? Anlat. Meltem Hanım şeyi, nikahı terk etti. Ne? Evet. Ay, nikah kıyıldıktan sonra terk etti. Nikah salonundan çıktınız. Evet. Niye? Olamaz, evlendiler. Allah'tan evlenmişler, nikah basılmış. Evet. Keşke evlenmeden terk etsin. Daha iyi olurdu. Bir saniye. Ne oldu ki ya? Bir şeyler oldu, aramızda bir sorunlar yaşandı. Güney Hanım'da mı? 6 ayda bir sorunlar oldu. Tabii düğün stresi, koşuşturması, ister istemez bir bunalıyorsun. Aa! Evet. Kayınvalide nikahtan hemen sonra terk etti. Terk etti. Ne olduğunu da anlamadık. Peki sen fark ettin mi gittiğini? Fark etti. Zaten gidiyor, eşim peşinden koştu. Ha, olacak işte. Evet, ondan sonra geldi, eşim ne oldu diyorum, bir şey yok o, diyor. Üzüldü. Millet üzüldü. Ne oluyor? O babam dedi, bırak dedi, evlenme dedi, vazgeç dedi. Nikah kıymışım. 7 gün içinde vazgeçme sürecin var, bırak dedi. Evet. Gel dedi, seni bırakayım götüreyim eve, bırak dedi. Öyle. Haber bırakmadı. Ben dedim, baba dedim, kusura bakma dedim, ben Mert'e güveniyorum dedim, ben bırakamam. Ay, ilk yine de eşimin yanında oldum. Laz damarım bastı. Laz damarı bastı. Ay evet. Durdum son anda patlak. Yani nikahtan evvel olsa böyle bir şey belki evlenemeyeceklerdi. Belki evet. Neden yaptın Meltem Hanım? Bir anlık işte bir ikinti demek. Sonra peki yani. Geri döndün mü? Dönmedim. Dönmedi. Telefonlarımı bile açmadım. Eşim arıyor eşini. Hırsım geliyor. O anı ıslaştıydı daha kötü olurdu. Hırsımı yendim. Kendimi sakinleştirdim. Peki ne zaman düğüne gittin mi? Düğüne gittim tabii canım. Artık düğüne. İki gün sonra gittik tabii. Özür diledik. O aynı şey. Özür diledi. Ben bir fırçaladım bunu, ondan sonra özür diledik yani. O an işte öfke, sinir. Hayır, bir düğün de aramıyorlar stresi. Düğünü. Son günler düğünü aramıyorlardı. Düğünü. Hayır, nasıl dedim, açıklayacaksın insanlara? Bunlar tek başına mı yapacak yani? Ay, olur mu şey diye? Yani? Eşim beni ikna etmeye çalışıyor. Ay sen bayağı. Düğünden yana değil zaten. O anda hani gelinden bir alakası yoktu kadarla. Düğünürle mi alakası? Bir anda düğünden değil, bir anda benimle de bir stresi. Alakası yoktu aslında. İşte bir anlık bu gençlerin birbirine de danışmadan ben de bana danışılsın istiyorum. Biz de öyledir. Yani danışmadan öyle. Proje yapılıyor. Bir yere gidelim dedi. Ben de onu istiyorum. Bunlar basıp gitmeye kalkıyor. Bize hiçbir şey söylenmiyor. Ben de sesime sinirlendim, duydum. Bazı şeyler oldu. Nikahta aldığım elbiseyi giydirmediler. Oğlumun giydiği gömleği beğenmediler, değiştirdiler. Ben demedim ona ama. Ama işte değiştirdiler. Ben demedim. Ben de birlikte Kader de dedi. O anda patlayıverdim. Şimdi şöyle bir şey var. Ya. Kadere elbise. Kadere çok fena karışmış kadere ortalık. Kadere elbise almışlar ama üstü krem, altı beyaz duruyor. Güzel durmuyordu, anladınız mı? Ben de dedim ben almadım, Kadere sürpriz yapayım. Kader neler yaşamışsınız? Evet, ben bayağı bir şeyler yaşadım. Bayağı yani büyük badireler evet. Atlatarak bugüne gelmişsiniz. Evet bayağı. Meltem Hanım önceden oğlunu hazırlamamış. Gömleğini gitmiş mi lacivert giydirmiş. Hazırlamadınız mı? Kendi onu seçtik. Lacivert giymiş. Ama şimdi başka beyaz olması gerekmiyor mu? Mecburen onu aldım. Onu. Kader de demiş ki onu değiştir. Benim bir orada da hatam yok. Kader değiştiriyor yani. Aslında benim anladığım kadarıyla eften püften ince çekilen olacak şeyler ama stresten herhalde. İster istemez olur. Bir de sen istememişsin ya kaderi. Her hayır, şey oradan kaynaklanıyor. İstedim, istemesem niye gideyim alayım? Normalde bizi de çağırması gerekmiyor mu yemeğe gidelim falan diye mesela. Düğün mü sonra zaten siz düğüne gidersiniz. Ama gidecektiğimiz aile arasında nikah dedi. Sadece aileler bir baktım ki sülaleyi çağırmışlar. Sülale değil, bir kayınlar. Halalar, amcalar, teyzeler. Yok o kadar değildi canım. Tabii canım halalar, amcalar vardı. Ben sadece bir iki arkadaşa gittim. Bir baktım, şu kadın fazla mı geldi size be? Bir o mu fazla geldi? Evet, ama ben de oyuncuysam nasıl götüreyim yemeğe? Ya yemeğe de ben yemeği daha... Ama onlar da gençler yani kendi onlar aralarında. Gitseydi canım. Onlar ama gitsin. Ama ilk başta söyleseler gitsinler. Niye ilk başta söylemediniz? Neyi? Onu söyleme gerek yok ki zaten belli. Söylemelerine gerek yok ki zaten belli. Sonra zaten gidiyor. Zaten o yemeğe götürecekmiş. Kim? O. Ben götürecektim ben ama tamam. Çok kalabalacağında tartışma olunca sinirlendim. Zaten bak nikahtan sonra sinirlendirmişsiniz normal olarak... kadını. Normal sen de olarak, sinirleniyorsun? Ben ne bilmiyorum. Damadın evine yemeğe gidilir. Gidilir. Normal olarak.